Bismillahirrahmanirrahim. Utuhat-ı Mekki'ye 13. Sifir 95. kısım 90. bölüm Farz ve sünnetlerin bilinmesinden devam ediyoruz. Allah'ın namazın sözlerinden Allah zikrini seçmesine gelirsek çünkü Allah'ı zikretmek namazdaki en büyük unsurdur. Allah böyle buyurdu. Namaz taşkınlık ve kötülükten alıkoyar. Allah zikretmek ise daha büyüktür. Namaz bir münacaattır. Allah zikreden ise hak ile oturandır. Kul Hakk'ı zikrederse hak onun dili olur. Namazın fiillerinden secdeyi seçmesine gelirsek bunun nedeni secdede şeytandan korunmadır. Şeytan namazın fiillerinde özellikle secdede insandan uzaklaşır. Çünkü secdesizlik şeytanın hatasıydı. Secde esnasında Şeytan ağlar, üzülür, pişman olur. Pişmanlık tövbedir ve bu kadarlık bir tövbenin de kabul edilmesi gerekir. Allah ısrarla tövbe edenleri sever. Secdeden kalkınca şeytan tekrar saptırmaya başlar. Allah gazaba karşı rahmeti seçti. Rahmetin fiili minnetle gerçekleşir, zorunlulukla faildir. Rahmet her şeyi kuşattı. Gazap da rahmetin kuşattıklarından biridir. Rahmet ile katışık olmayan saf gazap yoktur. Rahmete ise gazap katışmaz. Gazabın bir insana helal olursa o düşer yani yıkılır gider. Böylece gazabı düşme özelliğiyle nitelemiştir. Gazap düşünce rahmete yuvarlanır. Rahmet de kendisini kuşatır ve içerir. Dolayısıyla gazap rahmete düşebilir ve gazaptaki rahmet vasıtasıyla düşmüştür. Düşmek de rahmetin bir sonucudur. Binaenaleyh Gazabın düşmesini sağlayan şey rahmettir ve saf rahmet bu sayede gazabı kabul eder. Gazaptaki rahmet tıpkı içimi nahoş ilaçtaki rahmete benzer. Hasta nahoş olsa bile onu içer. Hasta nahoş olsa bile onu içer. Onda gizli bir rahmet vardır ve bu nedenle insan hasta olunca nahoş ilacı içmiş. Gizli rahmette hasta iyileştirmiştir. Bu ise saf rahmettir. Bu nedenle Ahirette rahmete ve onun hükmüne ulaşılır. Cehennemlikler ateşten çıkmasa bile onların da ateşte bir netice nimeti olacaktır. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın dünyada ateşte yarattığı yarar ve rahata bakınız. Allah'ın dünya hayatında bazı hastalıklara karşı ateşte yarattığı tütsüleme yönteminden başka bir şey olmasaydı bu bile yeterli ve yeterli bir kanıt olabilirdi. Çünkü tütsüleme ilaçların en keskinidir. Etkisinin gücü nedeniyle de tevekküle zarar verir. Gerçekte o eşşafi ve elmuafi isimlerinin yerini alır. Bu nedenle ilahi gayret bu yöntemi kullananın tevekkül sahibi olmadığı hükmünü verir. Allah iki zıttan varlığı tercih etti. Çünkü varlık onun niteliğidir. Allah mümkünler içinde kendi niteliğini tercih etti. Ancak bu olabilirdi zaten. Çünkü Allah iktidar sahibidir. İktidardan ise varlık meydana gelir. Allah dilerse sizi götürür, başkasını getirir der. İktidar varlıkta diretmiştir, irade ise yok etme ile ilgilidir. Bu durumda onun adı el-manidir, men etmek yokluktur. Allah olumsuzlamaya karşı ispatı tercih etti. İspat kendisine ol denilen şeyin ta kendisidir. O şey yoklukta iken Allah onun adına ispatı olumsuzlamaya tercih etti. O şeyde yokluk halinde mümkün olmayı sürdürür. Bu husus yokluk halindeki tercihle ilgili ince bir meseledir. Mümkün kendisindeki bu zati yoksunluk nedeniyle hak kendisinden bunu istediğinde varlığı kabul etmiş ve üzerinde bulunduğu ispat hükmü nedeniyle hızla varlığa koşmuştur. Nurların arasından seçilen ışığa gelirsek nurlar perdelerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem perde nurları hakkında nur idi. Nasıl gelebilirim ki? demiştir. Sonra Allah kendisi nur iken görmeyi vaat etmiştir. Hakkın kendisinde kullarına gözüktüğü nurun bu perde nurlarının arasından seçilmiş olması gerekir. Perde nurlarına örnek olarak mutlak birlik, izzet, kibir ve azamet nurlarını verebiliriz. Bütün bunlar göz algısından yüksek iken hükümleri kalpte kalır onların kalkmasıyla hak görülürken hükümlerinin kalpte kalmasıyla kullar görme esnasında kendilerinden geçer. Bu olmasaydı hakkı müşahede esnasında kendilerini görürlerdi. Allah Adem'in suretini tercih etti. Çünkü Allah onu kendi suretine göre yaratmış. Böylece bütün güzel isimlerini ona vermiştir. Bu isimlerin gücüyle de kendisine teklif edilen emaneti üstlenebilmiştir. Bu hakikatin gereği ise emaneti ehline ulaştırmaktır. Gökler, yerler, dağlar o emaneti taşımaktan çekilmiş, insan ise onu üstlenmiştir. İnsan onu taşımasaydı zalim ve cahildir. Çünkü Allah'ı bilmek, onu bilmemek demektir. İdraksizliği idrak, idraktır. İnsan bilinmeyen birisi bulunduğunu öğrendiğinde bilmiş sayılır. Bu ise bilinmeyenin olduğunu bilmektir bilginin konusu ise onu bilmemektir. Allah cedel ve diğer kanıtların arasından varlık kanıtını seçti. Bu kanıt gerçeğin sübutunu tam olarak bilmeyi ve hasmın kanıtını geçersiz kılmayı sağlar. Cedelci kanıtların bu gücü yoktur. Onlar bazen gerçek olmasalar bile sadece hasmın kanıtını geçersizleştirir. Bir hayrete yol açan sofist kanat ise metafizik bilgide bir açıdan cedelci kanıtlardan daha çok varlık kanıtlarına yakındır. Allah indirilmiş şeriatı seçti. Bunun nedeni onda ahiret hayatını ve dünya yararlarını genel anlamda içermesidir. Dünya hayatındaki iyiliğin sürekliliği için konulmuş akli yasalar ise Allah'a yaklaşmayı sağlayıcı özelliklerden yoksundur. Onlar amellerin kabulü, derecelerin yükseltilmesi, ve cennet ve cehennemlerin ispatı ile ilgili değildir. Bütün bunları Allah nezdinden indirilmiş şeriatlar ifade edebilir. Allah'ın kendilerine yazmadığı ibadetler geliştirip onlara Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla hakkıyla riayet edenler Allah nezdinden indirilmiş bir şeriat sahipleridir. Onlar bu şeriat içinde iyi adetler, iyi adetler ortaya koymuşlardır. Bu adetler kendilerine indirilmiş şeriata göre şairinin yasasına uygundur ve onlara bu adetleri ortaya koyma izni veren şairidir. Akli yasalar ise bu insanların yaptığı bu adetler değildir. Bu nedenle onlar için bir sevap belirlenmiştir. Allah'ın doğru hareketi tercihine gelirsek, Allah kendi hakkında belirttiği gibi doğru yol üzerindedir. Allah'ın suretine göre yarattığı insanı da bu yola tahsis etmiştir. Mutlu, kıyamet günü bu yolda haşredilecektir. Öyleyse dünya ve ahirette bu yol insan özgüdür. Çünkü günahkarlar gerisin geri harekete göre diriltilecektir. Allah günahkarlar hakkında şöyle der. Görsen ki günahkarlar Rablerinin nezdinde başlarını öne eğmiştir. Yatay eğik hareket ise hayvanlara özgüdür. Bu nedenle dikey hareket Allah'ın ilahi surette yarattığı insana aittir. Söz konusu varlık, dünya ve ahirette bu niteliğin sahibi olan İnsanı kamildir. Bu nedenle Allah Adem'i bu surete tahsis etti. Çünkü insan bu doğrusal hareketin üzerinde baki kalan mutluluk ehlidir. Ve bu nedenle ona halife de isimlendirdi. Allah güneşi seçmiştir. Çünkü güneş bütün ulvi ve süfli aydınlık yıldızlara yardım eder. Bu nedenle İbrahim peygamber İbrahim peygamber bu en büyüktür demişti. İki yaklaşıma göre güneş kürenin kalbine tahsis edilmiştir. Burası dördüncü göktür ve İdris aleyhisselam oradadır. Allah İdris'i yüksek bir mekana yükselttiğini bildirmiştir. Bu mekanın yüksek olması feleklerin kalbi olmasından kaynaklanır. Dördüncü gök mertebece yani mekanet yani yüksektir. Onun üzerinde olan ise dördüncü gök altında olsa bile mesafe bakımından ve başlarımıza nispetle yüksektir. Güneş doğumu ve vatımıyla gece ve gündüzü oluşturur. Allah o ikisi için iki perde yarattı ki bu nikah demektir. Gecenin gündüze girmesi türeyenlerin varlıklarının çıkma, ortaya çıkmasını sağlar. Allah'ın gece ve gündüzde yarattığı yaratıklar bu girme ve gizlenmeden doğar. Allah bu varlıklardan her bir adına güneşin hareketinden gizli bir talep yaratmıştır. Bu talep varlıkları o talepten ortaya çıkartmayı amaçlar. Allah'ın Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve selleme seçmesinin nedeni ise diğer insan mizaçlarından ayrı olarak onun mizacının gerektirdiği kemal ve itidaldir. Bu mizaç sayesinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Adem henüz toprak ve su arasındayken peygamberliğini görmüştür. Bu esnada Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem parçaları unsurdan oluşan türyenlerde dağınık bir haldeydi. Bu konu misak ayetinde dile getirilen hususu bilenlerin kavrayabileceği ince bir meseledir. Allah kendilerini kendilerine tanık tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorduğunda Adem oğullarını Adem'in sırtından çıkartmış, onlar da evet demişti. Sözü edilen şey insanların üzerinde doğdukları fıtrat iken, fıtrat iken sonuçta insanlar da ona varır. Bu toplama hakkında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Ruhlar sıralı askerlerdir. Allah onları toplayınca suretlenme mertebesinde toplamıştır. Onlardan yüz yüze gelmiş olanlar burada birbirlerini tanır. Orada sır sırta gelenler ise burada birbirlerini tanımaz.'' Orada yüzü başkasının sırtına dönük olanlar ya da bir yanına dönmüş olanlar da burada aynı şekilde davranır. Bu konuda şu dizeleri söyledim. Kalpler sıralı askerlerdir. Toplanma mertebesinde gözüken ve ayrılan. Orada tanışmış olanlar birbiriyle uzlaşır. Birbirini tanımayanlar ise burada ayrı düşer. Ahirette herkes bu tanıklığı onaylayacak ve inkar etmeyecek kendi adına Rab'lik iddiasında bulunmayacaktır. Allah şöyle der. O gün uyandılar. O gün uyanlar uyduklarından uzaklaşacaktır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en büyük ilahi tecelligah olmuştur ve bu sayede öncekilerin ve sonrakilerin bilgisini öğrenmiştir. Öncekilerin bilgisinin bir yönü Adem'in isimleri öğrenmesiydi. Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ise Cevamiül kelim verilmiştir. Allah'ın kelimeleri tükenmez. O kıyamet günü bütün yaratıklar üzerinde efendi olacak. Melek, Resul, Nebi, Veli ve Mü'minler gibi şefaatçilerin şefaat etmeleri için şefaat edecektir. Görülen günde makam Mahmud Hz. Peygamber'e aittir sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah kadınlar içinden Meryem ve seçti. Bu durum o ikisinin erkeklere ait kemale katılmaları demektir. Bununla beraber erkeklerin kadınlar üzerinde bir derecesi vardır ve bu derece gerçektir, kaybolmaz. Allah ağaçların içinden sidreyi seçti. Sidre kulların amellerinin ulaştığı yer ve ayrım mekanıdır. Amellerin suretleri onun altında kalır. Allah onları nurlardan ki amellerin nurlarıdır. Diledikleriyle örter ve ve dolayısıyla kimse onları niteleyemez. Daha önce de söylediğimiz gibi bu nurlar amellerin nurlarıdır ve amellerin suretlerinden ortaya çıkar. Böylelikle amelleri gizler. Kimse onları betimleyemez. Eşyayı betimlemek sınırlamak ve temiz etmek demektir. Ameller ise farklı farklıdır ve bir takım mertebeleri olduğu gibi nurları da mertebeleri sayısıncadır. Bir kısmı üstün, bir kısmı daha üstün, bir kısmı aydınlık, bir kısmı daha aydınlıktır. Üstünün niteliği daha üstün olandan, aydınlık olanın niteliği de daha aydınlık olanınkinden farklıdır. Dolayısıyla amellerin nurları herhangi, herhangi bir nitelikle sınırlanmaz. Onları bir nitelikle sınırlarsan zıttı bunu ortadan kaldırır ve dolayısıyla nitelemede onlara haklarını vermemiş olursun. Amellerin nurları tek bir derecede değildir ve bu nurlar onları örtmüş ve perdelemiştir. Dolayısıyla kimse onları niteleyemez. Onlar böyle gölgelenmiş olsalar bile bütün ağaçlara fazla gelecek nur elbiseleri onlara giydirilmiştir. Sidre yemektir ve yıkayıcıdır. Kirazları ilicedir. Şehitlerin ruhları ondan beslenir. Allah evlerin içinden beyt-i mamuru seçti. Çünkü o her gün hayat nehrinin damlalarından yaratılmış meleklerin doldurduğu yerdir. Bu damlalar hayat nehrine dalan ruhul eminin kanatlarını çırpmasından meydana gelir. Cebrail bu meleklerin yani Beyt-i Mahmur'u dolduran meleklerin yaratılması için her gün bu nehre bir kez dalar. Bunların sayısı yetmiş bindir. Bir kez çıktıklarında bir daha geri dönmezler. Meleklerin imar ettiği yerdeki sır ise orada kalır ve bir boşluk yoktur. Alemin tümü boşluğu doldurmuştur. Artık bunu araştır. Çünkü o pek yüce bir bilgidir. Bunu araştırmak, varlıkların varlıklar içindeki dönüşümlerinin, yaratıkların tavırdan tavra girmesinin bilgisini öğrenmeni sağlar. Böylece Allah'ı her şeye, şey olmayana değil, güç yetiren olduğunu öğrenirsin. Şey olmayan ise şeyliği kabul etmez kabul etseydi hakikati şey olmamak olmazdı. Bir şey kendi hakikatinin dışına çıkmaz. Dolayısıyla hakkında şey değil hükmü verilen bir şey yoktur. Şey hakkında ise şey değil hükmü verilemez. Hak taşlar içinden Hacer-i Esved'i seçti. Evsedişi seçti. Çünkü onu Allah biatleşmede sağ elinin yerine yerleştirmek üzere indirdi. Donuklardan daha çok Allah'a bilen ona daha sürekli ibadet eden kimse yoktur. Çünkü donuklar bitki ve canlının hakikatinin yerine getirmekten aciz oldukları marifet ve mutlak ibadet üzere yaratılmıştır. Bu nedenle donuktan herhangi bir şey insanda bulunmaz. İnsanda bulunan her şey gelişme özelliğine sahiptir ki o da bitkilere ait bir özelliktir. Canlı ise yönlerde tasarruf imkanına sahiptir. Öyleyse Herhangi bir varlık madenden ayrıştığında kendi hakikatiyle iddiayla bezenir. Bu ise her bilenin farkına varmadığı gizli bir çatışmadır. Sehil Tüsteri buna kısmen dikkat çekmiş fakat gerçeği olduğu gibi söylememişti. Sehil bu meseleyi biliyordu da söylediğiyle mi yetindi ya da Allah o esnada söylediğinden fazlasını kendisine bildirdi mi bilemiyorum. Allah onu sağ el olarak seçmiştir. Allah insandan kalbi seçti. Kalp Allah'ı sığdıran organdır. Çünkü Allah her gün bir iştedir. Gün ise an içinde tenefüs edenin nefesi miktarıdır. Sürekli başkalaşması nedeniyle kalp de isimlendirildi. Bakınız, kalp Rahman'ın iki parmağı arasındadır ve onu Rahman halden hale çevirir. Başka bir isim Rahman ismiyle birlikte kalbe etki edemez. Dolayısıyla Rahman ismi hakikatinde bulunan şeyi verir. Öyleyse Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Başkalaşma esnasında gördüğümüz her şey ki bu bir sıkıntı, azap ve bedbahtlığa ulaştırabilir. Bir rahmet içerir. Çünkü değişme Rahman'ın parmaklarıyla diye gerçekleşmiştir. Çünkü Rahman kalbi söz konusu durumla doğrulttuğu gibi aynı şekilde diğer hal ile de saptırmıştır. Öyleyse bu görüle bir sapmadır. Kalp doğrulukta değiştirdiği gibi erlikte de kendini değiştiren ismin Rahman yani Rahman'ın otoritesi nedeniyle rahmete varacaktır. Bu Allah'tan kullarına dönük bir müjdedir. Ey kendilerine karşı aşırıya giden yani zulmeden kullarım. Burada herhangi bir aşırıya gitme türü zikredilmeyerek müsriflerin bütün halleri dile getirilmiştir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Çünkü sizi sizi saptıran Rahman'ın parmağıdır. Allah bütün günahları bağışlar. Bu nes edilemeyecek bir rivayettir. Bu ifadeyle Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz ayetini uzlaştırırız. Hak şirki dilediği şekilde cezalandırır. Sonra Rahman'ın parmağı onun üzerinde hüküm verir. Bu durumda müşrik rahmete varır. Şirkin dışında kalbin değişmesiyle ilgili başka sapma türleri ise bağışlanır. Bunların bir kısmı cezalandırmadan sonra bağışlanır. Söz konusu kimseler müşrik olmadıkları halde büyük günah işleyen ve kömüre döndükten sonra şefaat ile ateşten çıkanlardır. Buna inanmak vaciptir. Bir kısmı ise herhangi bir cezalandırma olmadan işin başında bağışlanır. Öyleyse herkesin rahmete ulaşması zorunludur. Allah olguların içinden toplanmayı seçti. Çünkü toplanma cemde yani birlikte ayrım ve temizi sağlar. Dolayısıyla Rab ve Merbub kadir ve maktur yani güç yetirilen olmalıdır. Toplama seçilen şeydir ve ilahi isimlerin hakikatlerinin ilgileri nedeniyle zorunludur. Allah renklerden beyazı seçti. Çünkü bütün renkliler ona dönüşürken beyaz onlara dönüşmez. Onun beyazlığı kendinde gizidir ve siyah, kırmızı, sarı ve diğer renklerin perdesiyle varlıkta gözükür. Böylece herhangi bir yerde bulunan renk beyazdan var olduğu gibi görenin gözündeki renk de beyazdan meydana gelir. Renklinin kendisinde ise aynı şey yoktur. Örnek olarak beyaz dağların uzaktan kara görünmesini verebiliriz. Onların yanına vardığında beyaz olduklarını görürsün. Halbuki haklarında kara hükmünü vermiştin. Verdiğin yargında yanılmış, siyahlı ise doğru görmüş sayılırsın. Bunun niteliği meçhuldür. Göğün maviliği de öyledir. Gök, gözün görmesi nedeniyle mavi iken kendiliğinde başka bir renkte olabilir. Allah meleklerden ruhu seçti. Çünkü melek, felek, unsur, madde ve doğa kaynaklı bütün suretlere bu ruhtan üflenir. Ruh, eşyanın hayatının bağlı olduğu ve Allah'a izafe edilen ruhtur. O, hayatın kendisinden meydana geldiği Rahman'ın nefesidir. Hayat, nimet, nimet ise mizaca göre gerçekleşen hazzın kaynağıdır. Nitekim, serin mizacı hakkında hararetlinin azap gördüğü şeyden nimetlenir demiştik. Bunu anla. Çarenin anlarsan ateş ehli olan cehennemlikler bulunduğu gibi cennet ehli olan Cennetlikler de vardır demesi yeterlidir. Allah cehennemlikler hakkında orada ölmeyeceklerini ve diri de kalmayacaklarını söylemiştir. Onlar soğukluğun varlığı nedeniyle ateşle nimeti talep eder. İşte bu mizacın hükmüdür. Allah bineklerden Burak'ı seçti. Çünkü Burak Miraç'ların bineğidir. Burak dört ayaklılar ile kanatlıları kendine toplamış ve hem yüksek hem suf'lidir. Nitekim bazı deniz ve kara hayvanları öyledir. Allah Arafe Günü duasını seçti. Bu dua soyutlanma, horluk ve zamanı belli bir günün bilinmesi mertebesinde huşure yapılan duadır. Arefe gece ve gündüzü bir araya getirir. Allah surelerde surelerden de ki Allah birdir yani İhlas Suresi'ni seçti. Çünkü bu sure ona özgüdür ve onda herhangi bir varlık zikredilmemiştir. Herhangi bir şeyin mutlak birliği onun özel birliğine benzemez. Her şeyin birliğinin bu surede ispatı Allah'ın kalbini açtığı kimse ait garip bir bilgidir. Allah bu sureyi kendi birliğiyle açmış ve yaratılmışların birliğiyle bitirmiştir. Bilmelisin ki var olanlar el-ahirin el-evvel ile irtibatı gibi, el-evvelin el-ahir ile irtibatı gibi değil, Allah ile irtibatlıdır. Çünkü ahir evveli talep ederken evvel ahiri talep etmez. Çünkü o alemlere muhtaç değildir. Bu özü gereği müstaniyliktir. Evvel ise mutlak birlik ile nitelenen Allah isim isminden ahiri talep eder. Bu surenin sonunda gelen birlik ile içerdiği bilginin kaynağına dikkatini çektim. Bu el evvel ile irtibatıyla beraber ona benzemez. Çünkü yaratılmışların birliği Allah'a talep ederken Allah onları talep etmez. Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah zengin ve övülendir. Allah ayetlerden Ayetel Kürsi'yi seçti. Ayetler alemetlerdir. Hiçbir şey için kendinden daha ilk olanı yoktur. Ayetel Kürsi ise onun isimleri ve nitelikleridir. Bu ise başka bir ayette bulunmaz. Böylelikle hak kendisine kendisiyle delil oldu. Allah ondan başka ilah olmayandır. Burada Allah mevcut bir ismi gayb zamirle ispat etmiş ve olumsuzlamıştır. Onun görülmeyen bir isimlendirilerini vardır. Haydır. Bu ise sahip olduğu isimlerin varlık şartı olan niteliktir. Kayyumdur. O kazanmış olduğu her şey ile kendisinin dışındaki üzerinde kaimdir. Çünkü o her şey yaratılışını verdi. Onu uyku ve dalgınlık almaz. Bu alemi korumasıyla çelişen şeylerden tenzih niteliğidir. Allah kayim olmasaydı alem bir an bile var olamazdı. Onundur. Zamir Allah'a döner ve gayip zamirdir. Göklerde ve yerde olan şeydir şeyler. Bunlar mülk ve körü olarak ona aittir. Allah uluhiyetiyle hükmün bekası için korumayı açıklamaktadır. Kim şefaat eder? Şef, çift veya şefaat kelimesi hükümle ikilenmesi demektir onun nezdinde burada da gayip zamir vardır. Onun izni olmaksızın bu Allah olmaksızın kimsenin bağımsız olamayışından kaynaklanır. Dolayısıyla her şeyin onun izninden olması gerekir. Çünkü burada şefaat eden ve şefaat edilenler vardır. Onlar göklerde ve yerde şefaatçileri ve haklarında şefaat edilenleri bilir. Önderindekilerini bilir. Bu onların üzerinde bulundukları durumdur artlarındakilerini de bilir. Bu ise kendisine dönmeleridir. Bilgisinden bir şey ihata edemezler. Kastedilen eşyaya dair bilgisidir. Ancak onun dilediğini bir kısmını ihata edebilirler. Bütünüyle değil. Hırsüsü kuşattı. Kastedilen bilgisidir. Gökleri ve yeri yani ulvi ve süfli alemi bilgisi kuşattı. O ikisini korumak ağır gelmez ona. Çünkü söz konusu olan manevi bir koruma, gaybi yardım, ulvi ve suflide sürekli yaratmadır. O yücedir. Onun yaratıklarında müstani olması zatından kaynaklanır. Azimdir. Celaliyle Allah'ın heybetinin bulunduğu ariflerin kalplerinde yücedir. Bu süre isim ve zamir arasında 16 yerinde Allah'ın zikredildiği bir ayettir. Aynı şey başka bir ayette bulunamaz. Ayette beş isim açıkça zikredildi. Bunlar Allah, Hay, El-Kayyum, El-Ali ve El-Azim'dir. Dokuz zamir de açıktır. Bunlar zahirde gizlenmiştir. İkisi ise batında gizlenmiştir. Görünüş de yoktur. Bu iki zamir bilgi ve meşiyet zamiridir. Aynı şekilde Allah'ın bilgisini ve meşiyetini kendisi bilebilir. Dolayısıyla kimse onun bilgisinde ya da meşiyetinde neyin bulunduğunu bilemez. Allah, irade edilen gerçekleşe bilinenin ortaya çıkmasından sonra öğren öğrenilebilir. Bu nedenle zamir bilgi ve iradede gözükmemiştir. Allah Kur'an'dan Yasin'i seçti. Çünkü bu sure Kur'an'ın kalbidir. Onu okuyan Kur'an'ı on kez okumuş gibidir. Kalp, sad harfine mensup suretteki beşeri surete en şerefli parça olduğu gibi sine yani Yasin'e mensup bu surede en üstün suredir ve o bir mertebedir. Burçlardan ona ait olan güneşin şerefli evidir. Burası başlangıç burcu, ikbar mevsimi, canlanmanın geri gelmesi, başlangıcın zuhuru, doğa aleminin süslenmeye başlamasıdır. Bunun yanı sıra nefeslerin buharlarının inceldiği dönemdir. Söz konusu nefesleri kış mevsimi havanın soğukluğu nedeniyle yoğunlaştırmıştı. Soğuk hava Dışarıya çıkan nefeslere bir donukluk kazandırır. Nefes dışa çıktığında önce onları yoğunlaştırır, sonra suya çevirir. Bu kış mevsiminde elini öflediğinde bulduğun nemliliktir. Hakkın her nefes kendilerinde bulunduğu ilahi şenler bu burcu aittir. Allah sözden Kur'an'ı seçti. Çünkü Kur'an, toplama özelliğine sahiptir ve toplamada ayrım bulunur. Çünkü toplama çokluğun delilidir. Çokluk ise teklerdir. Öyleyse çokluk toplamda yani cemde ayrımın ta kendisidir. O halde Kur'an Furkan Kur'andır. Allah Allah'tan başka ilah yoktur zikrini seçti. Çünkü bu olumlama ve olumsuzlamayı içerir. Başkasında bu özellik yoktur. Allah hallerden rızayı seçti çünkü o haktan mutlular adına gerçekleşecek son müjdedir. Bundan sonra bir müjde yoktur. Çünkü rıza bir rivayette yer aldığı gibi ebediyete eşlik eden ve insanların hakkı görme yerinden dönmelerinden sonra gerçekleşecek bir müjdedir. Hayır, o büyük ziyaret esnasında görmenin gerçekleştiği kesipte gerçekleşir. Allah mekanlardan cenneti seçti. Orası mutluluk ve bakışın gerçekleştiği yerdir. Bu ise ehlini onun mukabili olan yerde bulunan sevimsiz şeylerden ve intikam isimlerinin otoritesinin gereğinden gizler. Allah görmeyi seçti çünkü o gözün son noktasıdır. Hiçbir haz görme hazzına benzemez. Çünkü o ibadet edilen hakkındaki görme kesinliğidir yani aynel yakindir. Allah sayılardan 99'u seçti çünkü o İsimlerin tekliğini gösterir ve tek ve bileşik sayıları bir araya getirendir. Allah'ın 99 ismi vardır. Onları sayan kimse cennete girer. Kastedilen sayma, bilgi, ezber ve lafız bakımından öğrenmedir. Allah tektir ve teki sever. Allah ibadetlen, ibadetlerden farzları seçti. Çünkü farzların sonucu kulun hakkın duyması ve görmesi gibi nitelikleri olmasıdır. Nafilelerle gerçekleşen sevme ise Hakkın kulun duyması ve görmesi olmasını sağlar. Nafile farzlardan sonra ikinci derecededir ve bu nedenle farz önceliğidir. Farz bu nedenle farz önceliklidir. Hak celalenin gereğine göre kutsi hadiste belirttiği gibi kulunun kulağı olmaya inmez. Öyleyse hakkın kendi niteliğine inmesi gerekir. Bu ise üzerinde yaratıldığı suret nedeniyle kulun hakkın niteliği olmasıdır. Öyleyse kulun niteliği ilahi suretten koparılmıştır. Nitekim Rahim Rahmandan bir daldır. Farz kesmedir. İnsan onu yerine getirdiğinde hakkı niteliği olabilir. Nafile kıldığında ise hak onun niteliği olur. Böylelikle farz nafileden ayrışır ve üstün derece farza ait olur. Farz bunu sağlamasaydı Allah acıktım beni yedirmedin ve ben kulumun kavuşmasını daha çok üzerim hiçbir şeyde tereddüt etmedim gibi kutsi haberlerde bildirilen sözleri söylemezdi. Allah zamanlardan Kadir gecesini seçti çünkü eşya hakkın nezdinde kendi kaderleriyle ayrışır. Hak gayiptir. Böylelikle kader yani gayb korumundaki geceye tahsis edildi. Gece de tıpkı gaybın gizlenmesi gibi örtünür. Allah günlerin içinden cuma gününü seçti çünkü onda İki suret ortaya çıkar. Allah bu günü suretlere tahsis etti. Bu ise nutfenin yani rahme düştüğü beşinci aydır. Cuma müennes bir gündür yani dişi bir gündür. Süsleme ona ait iken yaratılış da onda tamamlanmıştır. Allah onda bir saati belirlemiştir ki bu saat aynadaki nokta gibidir. Bu yer aynaya yansıyanın gün aynasındaki, gün aynasındaki yeridir ve orada kendisini görür. Ayna ile aynaya bakan arasında gerçekleşen surete göre hitap ve teklif gerçekleştiği gibi işaret isimleri de onunla meydana gelir. Örnek olarak şu bu, bunlar, o, o ikisi, onlar, sen, siz, siz ikiniz, sizler, sen, seni, ikinizi gibi zamirler şahıs zamirlerin işaret zamirleri vikainun korunmadığında ni şeklinde birinci tekil şahıs zamirini verebiliriz. Bu zamirin zorunlu olarak emniyete yani benliğe bir etkisinin olması gerekir. Bu nedenle vikaye nununa harfler aleminden ait olan şey fütüvet ve isardır ve yine bu nedenle vikaye nununu diye isimlendirilmiştir. O sana sığınırım hadisindeki sana yani k zamiri konumundadır. Bu konuda şu dizeleri söyledim. Vikaye nununa benzemez. Varlıkta, oruçtan ve ahlaktan başkası. Hütüvet ve isar onun varlığıdır. Lafızda. Koruyucudan başka bir şeyimiz yok. Varlığın yarısı yaratanın niteliğinden ona ait. Mertebeden de o daim ve baki olandır. Allah sıralı olarak üç asrı ve nesli seçti. Bunlar ilki Hz. Peygamber'in kemalin görünmeksizin ve görünerek ortaya çıktığı dönemdir. Böylece Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi başına şeriatı ortaya koymuş vekillerinin şeriat yaptığı şeyleri varlığıyla geçersizleştirmiş, dilediklerini onaylamış, hepsine imanı ortaya koymuştur. Söz konusu şeriatlardan nesedilen ve edilmeyen her şeyi ispat etmiştir. İşte bu birinci asırdır. Ondan sonra hepsi de fetih ve zureyli olan iki asır daha gelir. Bu üçü her ayın üç gününe benzer. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Bir grup savaşa çıkar ve onlara aranızda peygamberi gören var mıdır diye sorulur. Onlar evet diye yanıt verir. Bu durumda onlara fetih nasip olur. İnsanlardan bir grup savaşa çıkar. Aranızda peygamberi göreni yani sahabeyi gören tabi'in var mıdır diye sorulur. Onlar da evet der. Onlara da fetih nasip olur. Bu ikinci nesildir. Diğeri ise birinci nesilde. Sonra bir savaşa çıkar. Onlar aranızda peygamberi göreni, göreni gören var mıdır diye sorulur. Onlar da evet der. Onlara da fetih nasip olur. Peygamber buna bir eklemede bulunmadı. Çünkü ilahi mertebenin dışında bir şey yoktur. İlahi mertebe ise zat, sıfat ve fiillerden ibarettir. İşte bu asılların en hayırlısının anlamıdır. Öyleyse ilk asrın, niyan neslin inayetiyle hepsine fetih nasip olmuştur ki, kastedilen Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin zatıdır. Onun nurunun gücü ve otoritesi kendisini, görene veya onu göreni görene ya da onu göreni göreni görene fetih nasip etmiştir. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı asır benim asırım. Sonra onu takip eden, sonra ondan gelenlerdir. Sonra, sonra ondan sonra gelendir diye dile getirdiği durum budur. Biz onları ayın üç gününe benzettik. Peygamberin davet dönemini ise bir aya benzettik. Çünkü insanlar karn, ve onun zaman ölçüsü hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bu bağlamda ileri sürülen görüşlerden birisi onun 30 yıl olmasıdır. Bu nedenle asırları peygamberden kıyamete kadar bir ay kabul ettik ve üç karnı yani asrı ayın üç günü gibi saydık. Allah orucu tercih etmiştir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine soru soran birine oruç tutman gerekir. Oruç misilsizdir diyerek Orucun benzersizliğini dile getirmiştir. Bu durumda oruç, onun benzeri bir şey yoktur ifadesine benzer. Allah kutsi hadiste oruç benim içindir der. Halbuki bütün ibadetleri insana ait saymıştır. Oruç ise tenzih niteliğidir ve tenzih Allah'a ait olabilir. Ayların içinden Ramazan'ı seçti. Bunun bunun nedeni isimdeki ortaklığıdır. Ramazan ilahi isimlerden biridir ve böylelikle senenin diğer aylarına göre saygınlığı ortaya çıkmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kameri aylardan saymıştır. Bunun nedeni bereketinin senenin tüm aylarına yayılmasını sağlamaktır. Böylelikle bu bereket senenin her ayında ortaya çıktığı gibi senenin her günü için ondan bir pay gerçekleşir. Bize göre ayların en üstünü Ramazan, sonra Rebu'l-Evvel, sonra Recep, sonra Şaban, Zilhicce, Zilkade ve Muharrem'dir. Kameri ayların fazileti hakkındaki bilgim bu kadardır. Senenin diğer aylarının faziletinin sıralanışını bilmiyorum. Bunlar Safer, Rebul Ahir ve Cemaziyel Evvel ve Cemaziyel Ahir aylarıdır. Bu aylarda faziletin sıralanışı hakkında bilgim yoktur. Bunlar fazilette denk midir? Zannı galibime göre iş böyle olmalıdır. Çünkü bana gösterilmişti. Fakat onu kesin olarak öğrenmemiştim. Bilgim olmadığı bir konuda ise konuşmam söz konusu değildir. Unsurlardan suyu tercih etti. Çünkü her şeye sudan hayat verildi. Allah'ın su üzerinde var ettiği arş bile öyledir. Böylelikle hayat arşa sudan yayılmıştır. Su, Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem haç arafattır hadisindeki ifade biçimine benzetirsek en büyük unsurdur. Bununla beraber Hayatın sebebi suyla beraber başka şeylerdir. Fakat su, arafa Hacc'ın en önemli unsuru olduğu gibi bu şeylerin en büyük unsurudur. Feleklerden arşı seçti. Çünkü arş bütün cisimleri ihata eder. Allah her şeyi ihata edendir. Arş, felekler içerisinde ve onun altında bulunan şeylerde öncelik sahibidir. Öyleyse arş, ilktir ve ihata edendir. Er-Rahman, istifa etmek için. İstiva etmek için bu iki niteliği yani ilklik ve ihatayı seçmiştir. Arş, mülk ise onun seçimin dışındaki olması yerindedir. Çünkü sadece Allah ve mülkü vardır. Allah'ın dışındaki her şey onun mülküdür. Arş bir ifadede de diğer şeylerden ayırt edilmiştir. Bu durumda arşın ilk olma ve ihata bakımından seçilmesi ortaya çıkar. Çünkü gökler ve yer kürsüsünün içerisinde ipe atılmış düğüm gibidir. Arşın içinde kürsü ise ipe atılmış düğüm gibidir. Allah kullardan melekleri seçti çünkü onlar nurdan yaratıldı. Onlar, onların cisimleri nuranidir. Melekler diğer yaratıklara göre ilahi nura daha yakın olanlardır. Bu nedenle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan kendisini nur yapmasını istemiştir. Bunun nedeni doğanın karanlığını bilmesidir. Allah yerlerden amayı seçti. Ama alemi yaratmazdan önce ona ait idi. Buradan Allah güçlü melekleri yaratmış, onları kendi celalinde hayrete düşürmüştür. Sonra alemi yaratmış, onları başkasını görmeleri için cemalin celalinde hayrete düşürmüştür. Onlar Allah'ın bir kimse yarattığını bilmeyenlerdir. Bunun ne üstün bir hal olduğuna bakınız. Allah amayı, mekanı, arşı, istivagahı, yakın semayı iniş yeri, yeryüzünü ise beraberliğini mekanı olarak seçti. Allah her nerede olursak bizimle beraberdir. Allah insanlardan Resulleri seçti. Bunun nedeni onların hakikati Allah'tan tebliğ etmeleridir. Allah onları kendisini bilmek için dünya hayatına çıkarttı. Allah bilinmeyi sevmiş, peygamberler vasıtasıyla yarattıklarına tanınmıştır. Bu bilinme onlarla gönderdiği kitap ve sayfalarla gerçekleşti. Böylece zatî bir bilgiyle onu bildikleri gibi kendilerinde yaratılmış akıllarla da Allah'ı tanırlar. Allah onlara fikri araştırma gücü verdi. Böylelikle delil ve kanıtlarla, Allah'a selbi vücidi yani olumsuzlayıcı bir bilgiyle Allah'ı bilmişlerdir. Akıl kendi başına bundan fazlasını bilemez. Bundan sonra ise zatî bir bilgiyle peygamberler geldi. Böylelikle yaratıklar şeriatıyla onlara tanınan ilahi ilaha ibadet etti. Çünkü akıl herhangi bir ameli, ya da Allah'a yaklaşmayı ya da hakka ait olumlu zati bir niteliği ortaya koyamaz. Düşünce deliliyle hareket ettiği sürece aklın şeriattan payı onun benzeri bir şey yoktur. Kemislihi ifadesinden ibarettir. Burada ke benzetme değil zahit bir harf olarak bulunur. Allah aklın kendi başına algılayamayacağı bilgileri tebliğ etmesi için peygamberleri seçmiştir. Söz konusu bilgiler Allah'ın zatı ve ona yaklaştırıcı ameller terkler ve nispetlerle ilgilidir. Allah isimlerden Allah, Allah ismini seçti. Onu kelimelerde kendi makamına yerleştirdi. Bu isim nitelenen fakat başkasının nitelenmesinde kullanılmayan bir isimdir. Bütün ilahi isimler bu ismin niteliği, niteliği iken o bir nitelik olmaz. Bu nedenle onda kök aramaya kalkmak bir zorlamadır. Binaenaleyh Allah ismi türetilmemiş, özel ve kelimeler ve harfler aleminde ilahi zat için konulmuş bir isimdir. Allah'tan başkası o isimle bir isimlenmemiştir. Böylelikle Allah akıl başka bir ilahın olamayacağını kanıtladığı gibi onu da ortalıktan korumuştur. Onu da ortaklıktan korumuştur. Böylece Allah'ın seçimlerinden uyarı yerine geçecek hususları zikretmiş olduk. Bu uyarı davet edildikleri ibret ve basiretle bakmaktan habersiz kalan akıllara yöneliktir. Meseleyi tam olarak açıklamış değiliz. Çünkü bizler Allah'ın yarattığı varlıkların ayrıntısını tam olarak bilmiyoruz. Allah'ın verdiği güçle varlıkları belli esaslarda sınırlamaya başarırsak bu taksime her şeye girer. Bu bölümde Allah'ın varlıkta sınırlı yaratıkları içinde her türden seçip ayırdığı tek tek bireyleri tanıtmayı amaçladık. Onlar kendi başına var olan veya var olmayan, mekanlı veya mekansız ya da dolaylı olarak bir mekana yerleşen türler bundan bir araya gelen ve gelmeyen varlıklardır. Alemin ve varlıkların kısımları belirttiğimiz hususlarla sınırlıdır. Burada aklın tek başına anlayabileceği göreli bir tafsilat vardır. Bu ise eşyanın mertebelerin ayrışması, birbirlerinden etkilenme, birbirlerini etkileme ve birbirlerine dayanma bakımından derece derece olmasıdır. Fakat bu üstünlük kendilerine olan inayet yoluyla ilahi yakınlığın üstünlüğüdür. Yoksa hakikatleri onu gerektirmez. Bu üstünlük kalplerimize bildirdiği ilham bilgileri ya da indirilmiş kitap ve nebevi haberlerde tebliğ ettiği bilgilerle öğrenilebilir. Bunun dışında başka bir yol yoktur. Sünnetler akli delillerdir çünkü onlar bir takım yollardır. Farzlar ise kendisine ve yaratıklarına göre hakkın durumunu bildiren şer'i bilgilerdir. Ey Allah'ın kulları! Kitabında ya da peygamberin dilinde kendisini nitelediği şekilde Allah'a kulluk ediniz. Ne bir ilave, ne çıkarma, ne de bir üstünlüğe yol açacak tevil yapınız. Kendisini nitelediği şeyi ona bırakınız. Bu nitelik akla göre imkansız ya da çelişik bir şey ise bu bizim için kendiliğindeki durumunu anlamadaki eksiklik ve acizliğimize duyurulur. Teorik akıl gücünün, onun varlığının bilinmesiyle ve haktan kullarına haberleri bildirenlerin doğruluğuyla ilgili yargısını ifade etmiştik. Dolayısıyla herhangi bir itiraz olmaksızın çelişik ya da imkansız hususları bile kabul etmemiz gerekir. Zatı kendisince meçhul olan birini akıl zatıyla ilgili hususlarda zorunluluk imkan ya da imkansız hükmüne nasıl sokabilir ki? Akıl haddini aşmamalıdır ve kendisine ait hususlarda bize indirdiği ve bildirdiği işleri hakka bırakmalıdır. Allah hakkı söyler ve doğru yolu ulaştırır. Biz ise Allah'a ve bu konudaki bilgisinde kitap ve peygamberin diliyle onun nezdinden gelen hususlara inanmak zorundayız. Allah bizi nezdinde bulunan şeyleri öğrenmeye muvaffak etsin. Amin. Allah'a ancak yok olacak kimse itiraz edebilir. 95. kısım sona erdi. Onu vera hakkındaki 91. bölüm ile 96. kısım takip edecektir.